Aşağıdaki şemalardan hangisi bu besin ağını ifade etmektedir diyor. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren ilk basamakta olan üreticidir. Üretici ile beslenen otçul canlıdır. İkincil tüketici de otçul canlı ile beslenecektir. Ayrıştırıcı ise bütün hepsinde yani bütün basamaklarda bulunur. Buradan cevabımız D şıkkı olacaktır. Uras'ın hazırladığı etkinlikle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Uras hazırladığı besin piramidinde KLM canlılarını yerleştirmiş ve bu canlılarla ilgili özellikle belirtmek için farklı renkte ve büyüklükteki kapakları kullanmış. Kapakların renkli canlı türünü, kapakların büyüklükleri canlı vücut büyüklüğünü, kapakların sayısı da canlı sayısını temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın üreticiden tüketiciye doğru gittikçe vücut büyüklüğü artar. O da bakın ne yapmış? Gitgide büyüklüğünü arttırmış. Aynı zamanda üreticiden tüketiciye doğru canlı sayısı azalır. O da K'dan M'ye doğru kapak sayısını azaltmış. O zaman canlı sayılarını ve canlıların vücut büyüklüklerini biliyor diyebiliriz. Buradan cevabımız A şıkkı olacaktır. Aynı besin zincirinde yer alan canlılar numaralandırılarak gösterilmiş. Canlıların yer aldığı besin piramidi ile ilgili olarak çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi besin piramidine bakarsak arkadaşlar en altta üretici olan buğday, buğday ile beslenen fare, fare ile beslenen yılan, yılan ile beslenen kartal olması gerekir. Yani bakın besin piramidimiz bu şekilde olacaktır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Biyolojik birikim aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça artar. Bu durumda D şıkkındaki grafik yanlış oluyor. Şöyle diyelim, biyolojik birikim aşağıdan yukarıya doğru artar. B şıkkına bakalım. Canlı sayısı aşağıdan yukarıya doğru azalması gerekir. Ama burada en az 3 olarak verilmiş. Daha sonra 1 geliyor ama 3'ten sonra 2'nin az olması gerekir birden. Bu da yanlış. Biyokütleye bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe biyokütle azalır. Yani en az 3'te olması gerekir. Bu da yanlış. Aşağıdan yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar aktarılan enerji azalır. Bakıyoruz. Bakın 4, 1, 2, 3. Gitgide azalmış. Cevabımız C şıkkı.